Kardeşim bu ne hal ya? İyi misin? Kağıt kalem var mı? Sayılar gördüm. Yaz. Sayısal oynarız. Telefon numarası. Ver bakayım. Bu bir şey ifade ediyor mu senin için? E ne pek sadece sayı mı gördün, başka bir şey görmedin mi? Numara çok tanıdık geliyor. Ama kaçırdığım adamın kim olduğunu bilmiyorum. Abi böyle bir şey yaptığına emin misin ya? Bilmiyorum oğlum. Belki de sadece bir rüyadır. Böyle bir şey olmamıştır yani. Ya bilmek istiyorsan ara şu numarayı. Rüya mı gerçek mi öğrenelim. Ya adamı gerçekten kaçırdıysan? Ben böyle bir şey bilmek istemiyorum. Ben istiyorum abi. Neden? Mehmet, kimseyi geçmişiyle yargılamak istemem ama yani iki gün önce başımıza gelen şey normalmiş gibi iki kişi öldü dedin. Şimdi de korkudan dükkana gidemiyoruz. Bırak da merak edeyim rüyamı gerçek mi? Benim telefonum yok, kırdım geçen gün. Al abi, benimkinden ara. Al. Alo, kimsiniz? Alo. Ben Mehmet Duman. Alo, konuşsanıza. Alo. Kimsiniz? Cevap verir misiniz lütfen? Aşkım, peynir ister misin birazdan? Tamam. Ben hemen bir saçımı kurutacağım. Bak 15 dakikamız var. Eğer doyduysan biraz televizyon seyredebilirsin. Tamam mı? Tekrar arayalım mı? Boş ver oğlum ya. Saçma sapan bir rüyaydı işte. Bir anlam olmak zorunda değil ki. Abi belki vardır. Hat falan kesiliyor. Bir deneyelim şansımızı. Yok be oğlum. Nefesini duydum. Arkadan sesler geliyordu. Dinledi, konuşmak istemedi. Bilmediği numara falan diye öyle yapmıştır abi. Duydun işte, adamı söyledim. Mehmet Duman dedim. Beni tanıyorsa niye konuşmasın ki? Ya seni öldürmek isteyen heriflerden birini aradıysan? Abi bir de benim telefonumdan aradın. Şimdi sen diye benim peşime düşecekler. Birazdan damlarlar buraya ya. Celal, senin telefonunu dinlediklerini sanmıyorum. Gerçi sen de erkenden kapadın telefonu. Tespit edecek zamanları olmamıştır. Fark etmez. İsteseler anında bulurlar. Benden aramayacaktın ya. Oğlum bir şey olmaz dedik ya. Hacı ne yaptın ya? Haklı olabilirsin. Riske giremeyiz. Yeni almıştım. Bir sürü kızın numarası var orada. Bu işin aslını öğrenene kadar telefonla konuşmayacağız. Duman'la mı haberleşeceğiz? Yeni sim kartı alacağız. Abi benim param yok o kadar. Yasemin'le kavga ettim, kırdım. Şimdi peşimizde adamlar var diye kırdık. İkide bir kıracaksak o kadar para yok bende. Altından kalkamam ben o işin. Oğlum tamam ya, bir çaresini bulacağız. Takma kafana. Selam. Gel abi gel. Mehmet rüyasında telefon numarası gördü. Aradık. Karşı taraf konuşmadı.
Buraya gelirken takip edilmediğine eminsin değil mi? Eminim, emin. Asgari ödeme 1253. Güncel dönem borcu 5442. Asgari yaz, asgari. Ha, okul taksiti 2000. Mutfak masraflarına da 1000 de. Ne yiyorsunuz da o kadar? Ha işte. Evin kredisi 2400. Topla 10.000 küsur yapıyor. Alacaklara baktın mı? Bicecik yok. Ne var lan? İş var. Başınıza devlet kuşu kondu. İlgileniyor musunuz? Devlet işi var. Ne diyorsun? Ne işiymiş bu? Bilmiyorum. Kabul ederseniz arayacaklar. Para peşin mi? Ne bileyim. Konuşursunuz işte. Kim görüşmek istiyor? Söyleyemem. İşi kabul ederseniz arayacaklar. Tamam, söyle, arasınlar. Neymiş iş? Bilmiyorum. Bilmeden kabul etmeseydik, abuk subuk bir şey çıkacak şimdi. O zaman kabul etmeyiz, bir şey olmaz. Alo. Barış aradı mı sizi? Ha. De yani şimdi iş ne yani? Yani ne kadar alacağız, para peşin mi, şartlar ne? Bunları öğrenmeden kabul edip etmediğimizi öğrenemezsiniz. Bir adres vereceğim, oraya gelin. Orada konuşalım, tamam mı? Tamam, gönder, geliyoruz. Neymiş? Bilmiyorum, yüz yüze görüşünce anlayacağız. İyi, anlaşırsak parayı benim hesaba göndersin. Arkadaşlar, ben buradan çıkıyorum. Sonsuza kadar burada kalacak halim yok herhalde. Nereye gideceksin? Bara. Zeynep'i görmem lazım. Bara gitmek tehlikeli olabilir. Adaletle de konuşmam lazım. Merak etme sen, dikkatli olacağım. Tamam, beraber gidelim o zaman. Bir şey diyeceğim. Bu bilinmeyen numaralar servisine telefon numarasını yazıp atıyorsun mesaj olarak. Kişi bilgileri geliyor. Yapalım mı öyle bir şey? Yapalım. Benden yapalım. Ver numarayı. Kimmiş? Canan Erdem. Tanıyor musun? Hayır. Çantan nerede senin? Odanda mı? Burada. Telefonum çaldı. Açtın mı? Ben sana telefonumu kurcalama demiyor muyum? Çok çaldı. Kim ki bu? Kimmiş peki? Konuştun mu? Cevap vermedim. Kim olduğunu söylemedi mi? Mehmet Duman'mış. Tanımıyorum. Neyse. Bir daha sakın telefonumu açma, tamam mı? Babam zannettim onu. Aynı babamın sesine benziyordu. Ay bebeğim. Gelsin artık baba. Ağlama aşkım. Ağlama, tamam mı? Sakın ağlama. Cevahir Mansur'un ölüm haberini alınca fenalaşmış. Hastaneye kaldırmışlar. Reşit'le beraber peşimize düşeceklerdir. Teşkilatın Mehmet'in yaşadığından haberi var mı sizce? Hayır, yok. Hala mı? Gizli birimden, Reşit'le Cevahir'den başka kimsenin haberinin olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu arada Reşit emniyetteki tutanaklara müdahale etmiş. Belli ki bilinmesini istemiyorlar.
Mansur'u kimsenin onayı olmadan operasyonda kullandıkları ortaya çıkarsa başları derde girer. Peki Mehmet'in yaşadığını öğrenirlerse tavırları ne olur? Sen teşkilatın Mehmet Duman diye birinden haberdar olduğunu nereden çıkarıyorsun? Anlamadım. Mehmet teşkilata çalışmıyor muydu? Teşkilatta Mehmet'in varlığından çok az insan haberdardı. İllegal bir yapıya çalışıyordu Mehmet. Siz nereden biliyorsunuz? Hadi sen git şimdi. Gelişmelerden de haberdar et. Fatih Nimrat. Alayım ben. Cevahir Doruk değil mi? Evet, karısıyım ben. Kimliğinizi alabilir miyim? Ben karısıyım, kendisi içeride. İnanmıyor musunuz bana yoksa? Ama efendim, prosedürü böyle. İmzanızı da almam gerekiyor. Cevahir, bak. Beğendin mi? Kimden gelmiş? Geceleri rahat uyumak istiyorsan buzdolabından uzak durmalısın. Ne bu? İsim isim yazmıyor mu? Yok, yazmıyor. Kuryeye sormadın mı? Sormadım. Kimlik istedi, vermedim de. Hangi çiçekçiden gönderilmiş? Yok, o da yazmıyor Cevahir. Aa, ne yapıyorsun sen Cevahir? Ay düşüp bayılacaksın gene. Gel şuraya Allah aşkına. Cevahir! Kuryeyi bulacağım. Cevahir, gel buraya, ne yapıyorsun? Ne oldu, taburcu mu oldun? Hayır. Kurye gördün mü? Çiçek getirdi az önce. Yok, görmedim. Ne bilsin, kurye mi değil mi? Sivil giyimli adam gir içeri Cevahir. Hadi. 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 Gir Reşit. Senin günün yok mu bugün? Hı? Gün. Var. Gitmeyecek misin? Gideceğim. Kaçta? Bilmiyorum. Çıkarım birazdan. Şimdi çıksan erken mi olur? Erken olur Cevahir. Kuaföre gitmeyecek misin? Giderim herhalde. Sıra yok mudur? Olabilir Cevahir, bilmiyorum. Ne demek istediğimi anlamıyor musun Şükran? Ya ben daha sonra gelebilirim. Gerilme sen. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Gitmemi istiyorsun. O zaman neden anlamazdan geliyorsun? Çünkü Reşit'le baş başa kalırsan sinirleneceksin, tansiyonun fırlayacak. Korkuyorum Cevahir. Ama şimdi daha çok sinirleniyorum Şükran. Peki tamam. Reşit, sana güvenebilir miyim? Tabii yani, sorun yok. Sonuç itibariyle hastanedeyiz. Tamam. Herhangi bir durum söz konusu olduğunda müdahale ederler. Ama söz ver. Değerleri normale dönünce bana haber vereceksin. Mesaj atarım. Tamam, gel öpeyim. Hadi. İyi bakın kendinize. Tamam? Çiçeğin üstündeki notu oku. Mesaj mı bu?
biri Mehmet'i öldürmeye çalıştığımızı biliyor. Kim? Bilmiyorum. Mehmet'i öldürürsek onu kimlerin koruduğunu bulamayız. Önce arkasında kimler var onu öğrenmeliyiz. Kaçırıp beklemekten başka bir çaremiz yok. Arkasındakileri başka şekilde gün yüzüne çıkaramayız. Nerede saklandığını öğrenemedik mi hala? Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Kimi görevlendireceğiz? Bu sefer bizden birileri olmayacak. Mansur'un öldüğünü duyduklarından beri bu mevzuyu soruşturuyorlar. Mansur'a emri bizim verdiğimiz ortaya çıkarsa arkası çorap söküğü gibi gelir. Merak etme sen, merak etme. Emniyetteki dosyayı kapattırıyorum. Oradan bir sızma falan olmayacak. İyi bari. Mehmet'i kaçırması için kimi bulacağız? Hallettim ben. Ha. Teşkilatla alakası olmayan iki kişi buldum. Kiralık katiller. Adam kaçırma işi falan da yapıyorlar. Temizliğe de gidiyorlar mı? Bu ne Reşit ya? İşin uzmanı birilerini bulsaydın ya. Esas mesele ne olursa olsun bu iki adamın ucu bize dokunmayacak. Kaçırıp nereye götürecekler? Gizle be. Olur. Ya benim gitmem gerekiyor. Abdurrahman Bey'le toplantı var. Mansur'un öldüğünü öğrenince acil toplantı kararı aldı. Dikkatli ol. Çaktırma bir şey. Dolaptan uzak dur. Aldı. Kolay gelsin Mustafa. Sağ olun Tekin Başkomiserim. Başkomiserim, beni yanlış anlamayın. Siz rica ettiniz diye baktım bu işe. Ne diyorsun sen Mustafa? Açık konuşsana. Başkomiserim, siz beni bulaştırmasınız bu işe. Ha, anladım, anladım. Ben buraya hiç gelmedim. Aramızda da böyle bir konuşma geçmedi. Tamam. Kusura bakmayın lütfen. Ne yaptım, işi bulabildin mi? Bıçağın üstündeki parmak izi Barış Erdem adında birine ait. Parmak izin ne işi var burada ya? Bu suça mı bulaşmış? Bizde öyle bir şey yazmıyor. Belki ehliyetini yenilerken vermiştir. Tanıyorum ben bu adamı. İfadesini bizzat ben aldım bunu. Mehmet Duman bunun adı. İsmini mi değiştirmiş? Herhalde. Ne yapacaksınız? Savcıdan yakalama kararı çıkaracağım. Sen şimdi boş ver bıçağı bıçağı. Şu resmi olarak alınan parmak izlerini incele. Bir şey bulursan bana haber verirsin, tamam? Olay yeri tutunağa geldi başkomiserim. Bu şahsına herhangi bir parmak izine rastlanmıyor. Yok ya. Bir tek bıçakta mı varmış? Öyle görünüyor efendim. Peki. Neyse. Sağ olasın Mustafa. Kolay gelsin. Siz de sağ olun başkomiserim. Adalet, yaşananlardan sonra burada program yapamam artık. Dert etme. Ayarlarım ben birilerini. Her şey için çok sağ ol. Hakkını ödeyemem. Aşk olsun. Yani başın derde girerse biz buradayız diyeceğim ama başın da yeteri kadar dertte zaten. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey benim yüzümden oldu. O akşam çocuğu bardan atmasaydım bundan hiçbir yaşanmayacaktı. Hayat be Salim. Yani yaşananlara bir de olumlu yönden baksana. Senin sayende bölük pörçük de olsa geçmişimi hatırlamaya başladım. Eyvallah kardeşim. Maaşın. Adalet, ben daha ayı tamamlamadım. Bu fazla. Sorun değil. Burada çok fazla emeğin var Mehmet. Yani dediğim gibi, bir şeye ihtiyacın olursa biz her zaman buradayız. Sakın unutma, olur mu? Aynen kardeşim. Sana canım feda. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Hadi biz geçelim. Hadi geçelim. Görüşürüz.
Seni çok özledim. Ben de çok özledim. Ne kadar devam edecek bu böyle? Bilmiyorum. Keşke sana her şeyi halledebileceğimi söyleyebilseydim. Ne yapacağız? Bir süre buralara bulacağımı sanmıyorum. Yasemin gitti diye ben geçici olarak çalışmayı kabul ettim Barda. Seni göremeyeceksem çalışamam. Adaletle konuş. Bunu anlayışla karşılayacaktır. Seni görmek istiyorum. Eğer kitapçıda kalmaya devam edeceksen ben de geleyim. Birlikte kalalım. Yok. Orada kalmayacağım artık. Yeni bir yer bulmam lazım. Ben de kalalım. Riskliyim. Bir süre görüşmesek daha iyi olur. Ya ne riski olacak? Gizlice gideriz. Benim peşimde kimse yok. Sen de dikkat ediyorum diyorsun. Gerçi buraya gelmemiz de hiç mantıklı bir hareket değil. Sorun yok, merak etme. Ne yapacağız, ne diyorsun? Tamam. Sen de kalalım. Adaletle konuşacak mısın? Bekleyeyim seni. Akşama doğru konuşurum ben Adalet'le. Birkaç saat daha çalışayım. Şimdi yalnız bırakmayayım onu. Çıkışta arayayım mı seni? Ben bir süre telefon kullanmayacağım. Ortalık yatırsın, ararım seni. Tamam. Görüşürüz o zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Yakışıyorsunuz Zeynep'le. Eyvallah. Ya başınıza o kadar şey geldi, kız çekip gitmedi ya, helal olsun. Canım cicim aylarında muhabbete bak. Bir araya gelmeye çekiniyorsunuz. Bu arada nereye gidiyoruz? Canan nerede mi araştıracağım? Nereden araştıracaksın? O isimde kaç kişi vardır biliyor musun? Oğlum bir yerden başlayacağım işte. Kimsin sen? Nereye gidiyoruz? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Neden kaçırdın beni? Of, karım telaşlanmıştır şimdi ya. Paramı istiyorsun ha? Var param, ne kadar istiyorsun? Kenara çek. Tamam, dur be. Şimdi yavaş ya. Yavaş, hadi. Kapıyı kapat, kapat. Cüzdanı ver. Bak, istersen daha fazla para verebilirim sana. Tufan Darıcı. Bagajı aç. İşine yarayacak bir şey yok burada. Bagajı aç. Yavaş. Burada çanta yoktu. Çantayı aç. İnanmıyorum ya. Yemin ederim bunların benimle bir ilgisi yok. O silahı bana ver. Yavaş. Yavaş. Bu mu? Evet. 2013'ten beri kayıp. En son kredi kartıyla bir oyuncakçıdan alışveriş yaptığı biliniyor diye yazmışlar. Onu oyuncakçının önünden almıştım. Kafasını silahta yedim. Adamı bir araştıralım. Kimmiş, ne iş yapıyormuş? Zannettiğin gibi olmayabilir. Abi sen eşkıya mıydın, kaçakçı mıydın? Neydin ya sen? Devlete çalışıyordum. Devlete mi? Bizim anarşist Mehmet devlet adına mı çalışıyordu abi? Ben gidip teslim olacağım. Hayda. Abi bir dur bir, önce bir adamı bir araştıralım. Eğer söylediğin gibiyse, yani kaçırdıysan ya da bir şey yaptıysan engel olmayız sana. Mehmet bak, hafızan tam olarak geri gelmedi. Yani hiçbir şeyi tam olarak bilemezsin. Önce bir ne olduğunu öğrenelim. Bir duralım ya. Tamam. Tamam ya, hadi gidin siz. Hadi. Çok güzel. Sergi salonuyla ilgili hiçbir problem yaşamadık. Resimleri bir hafta boyunca sergileyeceğiz.
Ben birkaç kanalla görüştüm. Onlardan haber bekliyorum. İyi fikir. En azından yayabildiğimiz kadar yayarız. Serginin amacını anlatmalıyız. Kayıp yakınlarının resimlerle kendilerini ifade etmeye çalıştığından bahsedelim. Tamam, öyle yapalım o zaman. Benim birkaç bağlantım var. İsterseniz yardım ederim. Çok iyi olur. Canan Hanım, Derin'in yaptığı resmi çok merak ediyorum. Müthiş bir yeteneği var çocuğun. Sağ olun. Daha şimdiden sanatla ilgileniyor. Hatta babasının gitarını bile çalmaya çalışıyor. Sizin yaptıklarınızı da gördüm. Hepsi çok güzel. Bence kiminle görüşürseniz görüşün, serginin içeriğinden bahsederseniz mutlaka ilgilenecektir. Umarım. Merhaba arkadaşlar. Neden toplandığımızdan herkesin haberi var mı? Arkadaşları siz gelmeden bilgilendirmeyi uygun görmedim Abdurrahman Bey. Cevahir nerede? Önceki gece şekeri fırladım. Hastanede yatıyor. Anlat. Saha ajanlarımızdan Mansur Sayan. İki gün önce bir keskin nişancı tarafından öldürüldü. Bu şahsın adı Serhat. Araştırdık ama ikisi arasında henüz bir bağlantı yok. Kayıtlarda öğrenci olarak geçiyor. Örgüt bağlantısı yok. Görünüşe göre sıradan bir vatandaş. Birbirlerini mi vurmuşlar? Hayır. Olay yeri inceleme tutanağına göre Mansur Serhat'ı vurmuş. Çevredeki binalardan birinin çatısından da Mansur vurulmuş. Neyin peşinde olduğunu biliyor muyuz? Maalesef. Mansur'un bizim bilgimiz dışında bir operasyona katıldığı ortada. Nasıl yani? Bizim haberimiz olmadan kimden emir alıyor bu adam? Ne demek oluyor bu? Mansur'un kiminle çalıştığını bulunca öğreneceğiz. Odada üçüncü bir kişinin varlığından şüpheleniyoruz. Mansur elinden bıçaklanmış. Sırtına vur, sırtına. Sırtına vur! Kusura bakmayın, nasıl oldu anlamadım. İyi misin? İyiyim. Suat. Bu olayı araştırma görevini sana veriyorum. En kısa zamanda raporunu bekliyorum. Emredersiniz Abdurrahman Bey. Yatmış mı? Yatmış. 25 mi? Ha. İyi. Hadi yarısını gönder. Saat 4:30'u geçmiş. Yarın geçer eline. Aynı bankayla çalışmıyor. Olsun, göndersin. İşi bitirince söyleriz, kalanı da sana yatırırlar. Habire birbirimize para mı transfer edeceğiz? Ne olacak lan? İki tuşa basmaya mı üşeniyorsun? Lan niye üşeneyim? Tamam, ver IBAN'ını yatırayım. Ne bileyim lan şimdi pat diye IBAN'ımı. Nasıl yatırmamı istiyorsun? Ne yapsak, ATM'ye mi gitsek? Vermez makine. Limiti var. Kaç veriyor? Bilmiyorum. 1000 falan herhalde. Ne yapacağız şimdi? Mehmet midir nedir, şu adamı kaçırınca söyleyeceğiz, kalanını da sana yatıracaklar. Hesap ya da IBAN numaranı isterler. Ara şimdiden bankanı, öğren. Tanımadığım adama hesap vermem. Elden versinler. İyi söylersin, adam öyle yaparlar. Üst kat boşaldı. Altta da bir masa var. O da şimdi hesap istiyor. Hadi gidelim. Afiyet olsun. Ben çok açım. Bir şeyler yiyelim, kafam basmıyor. Ondan sonra mevzu yaparız. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Bir çift kaşarlı tost basar mısın ya? Ha, bir de vişne suyu. Portakal suyu içeceğim. Beyler, bar burası. Kafeye gidin istiyorsanız. Yiyecek bir şey yok mu? Yok. Vişne? Kokteyl içersen var. Tamam o zaman, alkolsüz bir şeyler yap. Damsız gelene vermiyoruz. Damınızı alın da gelin. Birader, biz bu arkadaşı arıyoruz. Yardımcı olabilir misin?
Tanımıyorum lan. Çıkın lan dışarı! Şşş. Çıkın lan! Ne oluyor burada ya? Alkolsüz kokteyl istedik, vermiyor. Var mı? Var mı lan? Başka kimse var mı içeride? Var mı? Yok. Bırak lan! Bırak! Bırak! Bakın bağırırsanız ikinizi de vururum, tamam mı? Anlaştık. Mehmet Duman nerede? Mehmet Duman nerede? Hiçbir şey bilmiyoruz biz. İşi bıraktı. Gerçekten bir şey bilmiyoruz. Yemin ederim. Bak bebeğim, bu iş için para aldık. Nerede bulacağımızı sizden öğreneceğimiz söylendi. Para bankaya yattı. Kart borcum varmış. Epeyce bir kısmını bankaya el koydu. Yani senin anlayacağın, Mehmet'i bulamazsak parayı geri isterler. Çekilen tutarı kısa sürede bulmam kolay olmaz. Sizin yüzünüzden başımız belaya girer. Bir dakika, bir dakika. Sen ondan mı göndermedin lan paranın yarısını? Lan IBAN'ını bilmiyorum. Nasıl göndereyim? Hem 2000 lira çekmiş banka. Senin payın duruyor. Ya bir dakika, bir dur ya. Ne diyorduk? Neyse. Bilgi almazsak ilerleyemiyoruz. Daha fazla canınızı yakmadan konuşun lan! Mehmet Duman nerede? Bilmiyorum, bilmiyoruz. Adı ne bunun? Ne bu? Salim. Salim? İyi. Salim'in yaşamasını istiyor musun? İstiyor musun? Bir şey yapmayın ona, ne olur. Ne olur, bir şey yapmayın. Tamam ablacığım. Hadi sen de Mehmet Duman'ın nerede olduğunu söyle. Bugün uğradı. Vidalaştık. Ama nerede olduğunu, nereye gittiğini bilmiyorum. Nereye gideceğini söylemedi çünkü. Yemin ederim ki. Hadi ablacığım, yorma bizi be. İşimize yarayacak bir şeyler söyle. Hadi. Zeynep'te kalacak. Zeynep kim? Sevgilisi. Hı. Üç gündür birlikte çalışıyordu. Yarım saat önce Mehmet aramış. Onu da kalmak istediğini söylemiş. Ben de gönderdim Zeynep'i. Manitası ha? Lütfen öldürmeyin beni. Zeynep kim ya? Sarı çizmeli Mehmet ha. Nereden bulacağız? Adresi ne? Bu kim? Müşteridir. Biz nerede bulacağız bu Zeynep'i? Ha? Kavacık ilk sokakta oturuyor. Bak yalan söylüyorsan gelip bulurum seni. Üç gecedir biz bırakıyoruz. Yalan söylemiyor. İyi. Bak baştan söylesen ölmeyecek adamcağız. Sahi.
Bak sana şimdi IBAN'ımı vereceğim. O hızlı EFT'ne kaydedeceksin. Bir daha uğraşmana gerek kalmayacak. Çakmak gitti. Çok acımıyor. Kime bakıyorsun? Paranoyak oldum galiba. Yeni aldığım telefonu bile açık tutamıyorum. Paranoyak olman takip edilmediğin anlamına gelmez. Nasıl? Vallahi kim söylemiş bilmiyorum. Bu ara internette çok sık karşılaştım sözle. Gidelim mi artık ya? Tamam kalkarız şimdi. Ev hemen şurada zaten. Kusura bakma ya evde yemek yok. Yo yo bana değil geldi sorun yok. Ne yapmayı düşünüyorsun böyle? Yani paraya ihtiyacın olacak. Ne iş yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum daha düşünmedim. Gidelim hadi rahat değilsin sen. Hesap alabilir miyiz? Hesap ödendi. Kim ödedi? Hanımefendi. Tuvalete gittiğinde ödedim panik yapma. Tamam neyse hadi. Hadi. Kadıköy'de bar olarak işletilen bir mekanda akşam sularında gaz kaçağı nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salim Baran ve Adalet Değirmen patlamada hayatını kaybetti. Gel. Tekin gel geçmiş olsun. Sağ ol müdürüm. Patlama sırasında mekanın önünde olduğunu söylediler. Evet müdürüm. Geçenlerde Kartal'da bir cinayet işlendi. Bu cinayetin failinin barda çalışan biriyle bağlantılı olduğunu düşündüm. Konuşmak için mekana gittim ama kapalıydı. O saatte mekanın kapalı olması biraz garip geldi bana. Biraz bekledim, turladım falan oralarda. Sonra arabama bindim. Tam o sırada büyük bir patlama oldu. Ve o patlamada iki kişi öldü içeride. Kapıda kapalıyız yazısı vardı ve kilitliydi kapı. Ölenleri tanıyorum. Birkaç gün önce görüşmüştüm. Böyle sıradan bir gaz kaçağı hikayesi değil midir? Peki delilin var mı? Yok ama otopsi raporundan bir şeyler çıkar diye umut ediyorum. Ne mesela? Patlama olmadan hemen önce barın etrafında iki adam gördüm. Fena halde kuşkulandım. Salim'le Adalet'i onların öldürdüğünden şüpheleniyorum. O dosya teme verilmişti. Yetkin yokken neden bu kadar inceledi? İki gün önce iki kişiyi sorguya almıştım. Sonra istihbarattan adamlar gelip birini kurtardı. Hatta emrin altında sizin imzanız vardı. Evet. Gecesine de ikisi öldürüldü. Olay yeri tutanağında bir sürü eksik nokta var. Oraya ilk giden bendim müdürüm. Daha parmak izleri bile doğru dürüst alınmamıştı. Peki dosya sende değilken bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Merak ettim, araştırdım. Tekin, gerçekten bu işlere bu kadar bulaşmak istiyor musun? Daha geçen hafta emekli olmaktan bahsediyordun. Bu olayı çözmeden emekli olursam pişman olacağımı biliyorum.
Ya dosya sende değil. Nasıl çözeceksin? Kafan mı güzel senin? İstihbaratın kurtardığını bilmem ama o genç çocuğun hiçbir suçu günahı yoktu. Onun neden öldüğünü bilmek istiyorum. Senin adamlardan bir haber var mı? Ahmet'in yerini öğrenmeye çalışıyorlar. Yardımımız olmadan öğrenmeleri çok zor. Birkaç gün araştırsınlar bakalım. Bulamazlarsa bizimkilerden yardım isteriz. Sen onu bunu bırak da Abdurrahman Bey. Mansur cinayetini araştırmak için kimi görevlendirdi bil bakalım. Çocuklaşma Reşit. Kimi görevlendirdi? Suat'ı. Suat zeki adamdır. Üzerimize gelme ihtimalini düşünerek önlem almak zorundayız. Alırız. Patlamanın öğleden sonra 15 sularında meydana geldiği söyleniyor. Patlama sırasında hayatını kaybeden Salim Baran ve Adalet Değirmen'in barın çalışanları olduğu ifade edildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada patlamanın gaz kaçağını olduğu tahmin ediliyor. Hı? Tabii birçok soru işareti evet, de var. Evet. Gaz kaçağını çalışanların senin fark edememiş yapmış olması normal mi? Bu yani araştırılıyor. Savcılık, ben geldim. Merhaba Reşit. Merhaba. Canım merhaba. Gel bir öpeyim seni. Nasılsın, iyi misin? Değerlerin normale döndü diye mesaj atmışsın. Senin betin benzin atık. Ne oluyor Cevahir? İyiyim ben. İyiyim. Her şey normal. Günün nasıl geçti? Ay sorma. Olay vardı bugün gazinoda. Şu astsubaylardan biri subaylığa geçiş yapmış. Tabii bunu normalde karısı astsubay eşlerinin katıldığı güne katılırmış. Şimdi subay oldu ya, kalkmış hemen subay eşlerinin gününe gelmiş. Hiçbirimiz tanımıyoruz kadını. O da şimdi eşi yeni subay oldu ya, o da nasıl davranacağını bilmiyor. Ay kendi aramızda güldük ettik. Çaktırmadan tabii, ne yapalım? Ay ne tuhaf insanlar. Yani tamam, kocan subay oldu, anladık. Katılma astsubay eşlerinin gününe ama ay ne oluyorsun hemen böyle geliyorsun bizim aramıza? Ay tuhaf işte. Neyse, ama çok yedim ben Cevahir bugün. Kısır, börek, pasta. Öyle deme, mahvoldum. Rejim hikaye oldu yani. Siz ne yaptınız? Nasıl geçti? Aynı. Aynı. Geç oldu. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum Reşit. Çok mersi. Ben seni geçireyim. Gel. Bir gelişme olursa haber verirsin. Hadi bakalım, uyku saati. Ama anne, resmin daha bitmedi. Ay bebeğim, şimdi yatacaksın, sabah kalkınca bitirirsin resmi. Yetişmez. Niye bu saate kadar yapmadın? Düşündüm. Çok düşünüyorsun. Ama anne, resmi bitirmezsem babam gelmez belki. Bitirirsem gelir. Hadi bebeğim, bak iç sütünü, sabah çok erken kalkacaksın. Resmi bitirmeden yapmayacağım. Beğendin mi anne? Çok beğendim. Burada koşuyorum. Babam gelince kucağına atlayacağım. Babam görünce sevinir değil mi anne? Sevinir tabii, sevinmez mi? Resmini bitirmezsen babam gelmez. Tamam. Bitir resmini, öyle yatarsın. Bu da kardeşim. Melek oldu demiştin ya. Yukarıdan bizi seyrediyor. Thank you.
Alo. İvan numaramı buradan mı öğreniyorum? Tamam, 3'e bastım. Ağızlarını da çözeyim mi? Merak ediyorum ne diyecekler ya. 6'ya mı basacağım şimdi? Ya birader, 2 saattir saçma sapan müzik dinletiyorsun. Söylesene şunu. Etrafta kimse yok. Bağırsalar da kimse duymaz zaten. Tamam, bağla. Birader, IBAN'ımı sen mi söyleyeceksin bana? Doğru yer değil mi? Kimsiniz siz? Evi nereden öğrendiniz? Sorduk, öğrendik. Zor olmadı. Heh. İkinci harf. Yumuşak G. 4. Bir saniye. Lüleden. Lüleburgaz'ın L'si. Heh, tamam, söyle, yazıyorum. Evet, 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 evet. Evet, evet, evet. Sağ ol. Yok başka bir şey. İyi akşamlar. İBAN'mış bir arkadaş. Ah, yatır şuraya. Tamam, çıkınca yaparız. Kaçmıyoruz ya. Al şunu, sok cebine. Kaybetme sakın. Bak, yatırırken de kaydet, tamam mı? Onlar mı? Bilmem, numara görünmüyor. Alo. 10 dakikadır telefonum meşgul. Kiminle konuşuyorsun? 5 dakika olmuş ya. Mehmet, aldınız mı? Aldık burada. Söylediğin yerdeyiz. Lan oğlum, ben size ne söyledim ha? Ne söyledim? İşinizi sessizce halledeceksiniz demedim mi? İyi de şimdi omlet yapacaksan birkaç yumurta kırılacak. İlla ki. Başlatma lan şimdi özlü sözüne. Bardakileri niye öldürdünüz? Barmen sopayla üstümüze yürüdü. Oradaki kadın ne sen? Öldürmesek bu Mehmet'in yerini söylemeyecekti. Mecbur kaldık. Ya hem sen kimseyi öldürmeyeceksin demedin ki, Mehmet'i öldürmeyeceksin diye anlaşma yaptık. Lan oğlum, siz manyak mısınız? Ya yakalansaydınız? Yalnız ustacığım, küfürlü konuşmasak. Ne bileyim, gerginlik olmaz. Yani mecbur kaldık. Ya diyorum ya, Mehmet burada işte, elimizde, gel al. Mehmet'i nerede buldunuz? Manitasının evinde. Orada kalıyormuş. Verdikleri adrese gidince kızı da almak zorunda kaldık. Hangi kızı? Vallahi Zeynep diye biri işte, onun yanında kalıyormuş. Kızı niye kaçırdınız? Adamın manitasıymış. Yani ne bileyim, konuşturmak isterseniz işinize yarar. İşkence falan yaparsınız diye düşündüm. Ne yapalım, istemiyorsan kızı da mı öldürelim? Ne yapalım? Arka bahçede öldürün kızı. Evi kirletmeyin. İyi. Sen bilirsin. Paranın yarısını da getiriyorsun değil mi yanında? Para yarımda, yarımda. Birazdan oradayım, yoldayım. Eyvallah. Ne diyor? İşte geliyormuş. Efete'ye gerek kalmadı, nakit verecek. Kızı da arka bahçede bir yerde öldürün. Sakın tut, sakın tut. Tamam, hoş geldin canım. Hoş bulduk ya. Tekin, bu ne hal? Ne oldu yüzüne? Tamam, korkma, korkma. Bir şey yok, önemli bir şey yok. Küçük bir sıyrık sadece. Ay, kıyamam ben sana. Ne oldu? Geç. Ya bir şey yok, geç. Bir şey yok. Tamam. Panik yapma, yok bir şey. Nasıl oldu? Arabanın camı kırıldı. Kaza mı yaptın? Aha. Tekin, Allah aşkına bak, Allah'ın adını verdin. Doğruyu söyle bana. Bir şey saklıyorsun benden. Ya vallahi doğru söylüyorum ya. Bugün büyük bir patlama oldu. Ben de oralardaydım. Basınçtan arabanın camları kırıldı. Şu televizyonda söylediler de o patlamayı mı diyorsun? Hı hı. Evet. Aman korkma, merak etme. Telaşlanacak bir şey yok. Ya nasıl telaşlanmam? 2 kişi öldü dediler televizyonda. Ya sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Ya bunca zaman bir şey olmadı. Emekliliğin geldi çok şükür. Sen nelerle uğraşıyorsun Tekin? Hani dilekçe verecektin, vaz mı geçtin? Yavrum, şu anda soruşturmam gereken bir dosya var elimde.
Senden başka adam mı kalmadı emniyette? Sen olmasan soruşturmayacaklar mı sanki? Soruşturmayacaklar. Yalan söyleme bana. Emekli olunca kendimi kötü hissederim diye korkuyorsun değil mi? Bilmiyor muyum ben seni? Ya kadın yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun? Niye korkayım? Öyle öyle. Geçen de televizyonda konuşuyorlardı. Bir profesör dediydi. Emekliliğe gelenler depresyona giriyormuş. Boş ver şimdi sen profesörün profesörü. Kimmiş o profesör? Emekli olunca sonra ölmeye sıra geldi gibi hissediyormuş çoğu insan. Ben mi ölmeyi bekleyeceğim? Yahu senin kocan cinayet büro amiri. Ölüm benden hiç uzak olmadı ki. Esas emekli olursam ölümden uzaklaşırım ben. Bak bunca yıl silahını kullanmadım. Kandırma beni. Merak etme canım benim, sen merak etme. Ben şu dosyayı bir kapatayım hele. İlk işim dilekçeyi vermek olacak. Sonra da çocuklarla, torunlarla hep beraber bir tatile gideriz ha? Hadi bakalım, ben duşa gidiyorum. Sen güzel bir çay demle de içelim. Karnın aç değil mi? Tokum canım, sağ ol. Beyber! Ne oluyor ya? Beyber! Sus! Sen ne biçim bağlamışsın şunu? Açın da ağzını. Kadın işte. Lan niye bıraktın ki? Ben çok açım. Yiyecek bir şeyler baksın. Hem bu Mehmet de gözümün önünde olsun. Arabayı bul, içinde bekle. Bir şey olursa hemen kaç, tamam mı? Sen ne yapacaksın? Dediğimi yap, hadi. Alo. Neredesin sen? Bilmiyorum. Evimde tanımadığım iki adam vardı. Mehmet'le birlikteydik, kaçırdılar bizi. Sesin kötü geliyor. Neredesiniz? Bilmiyorum. Yolda gelirken gözümüzü bağladılar. Görmedim nasıl geldiğimizi. Ormanda mısınız? Evet. Gizli evde olabilirsiniz. Nerede? Ağaç evde. Evin girişinde böyle güneş gibi bir şey var mı? Evet, oradayız. Mehmet bizi kaçıran adamları etkisiz hale getirdi. Şimdi nerede? İçeride adamları konuşturacak galiba. Hemen uzaklaşın oradan. Hemen. Diğerleri de yoldadır. Zeynep, kendini kaybetme. Kurtulacaksınız. Anlaştık mı? Tamam. Ben hemen gidip Mehmet'i alayım. Tamam. Sakin olmaya çalış. Kendine dikkat et. Tamam. Lan!
Siz kimsiniz? Ah! 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 Vurma lan! Vurma! Ah! Ah! Siz kimsiniz lan? Macit nerede? Seni bırakıp kaçtım. Kimsiniz lan siz? Çıkar beni buradan. Benim bir suçum yok dedin. Nereye götürüyorsun beni? Çıkar beni. Ne istiyorsun benden? Ne lan? Müsteşar yardımcısı olunca kendine dokunmaz mı sanıyorsun ha? Bu çanta bana ait değil. Tuzak kurdular bana. Gümrükte yapılan yolsuzluğu ispat etmek üzereyken öğrendiler. Ne olur teslim etme beni onlara. Hadi bırak gideyim lütfen. Kes lan sesini, kes! Özür dilerim. Çok özür dilerim. Rica ederim. Bak kardeş, abi, bizi tutanları tanımıyoruz. Para hesapta dediler abi, telefonla bağlantıya geçtiler. Gittik kontrol ettik abi, parayı gerçekten de hesaptaydı. Kaçırın bekleyin dediler abi bize sadece. Hem abi o iki kişiyi de ben öldürmedim, Macit öldürdü. Vallahi billahi Macit öldürdü abi. Onlar benim arkadaşımdı. Abi biz de emir kuluyuz ya. Macit'e dedim, yapma dedim. Macit, etme dedim. Macit, dinleten etme. Adamı vurdun, kadını niye vuruyorsun Macit dedim. Allah! Vurmayın artık! Geldin mi kendine? Geldim valla. Buyur canım. Sağ olasın, yine sağ ol. Afiyet olsun. Açık koydum biraz. Çok güzel olmuş. Uykun kaçmasın, yorgunsundur hem. Şöyle bir güzel yat, dinlen. İyi yaptın, çok güzel olmuş canım. Tekin, emekli olunca diyorum, memlekete mi dönsek? Ne zamandır söylemek istiyorum ama bir türlü diyemedim sana. Burası ne olacak peki? Satar, oradan alırız ev. İstanbul sana da bana da yetti artık. Kimse de kalmadı burada. Her yer site oldu. Eski tadı yok artık buranın. Vallahi şimdi pek bilemedim Emine. Yani hemen demiyorum. Yani sen bir emekli ol ama aklının bir köşesinde dursun, olur mu? Olur, olur. Bir düşünelim bakalım. Hı. Telefonun yanında mı? Yanında. Baksana lokasyonu, neredeymişiz? Gitmemiz gerek. Bekle biraz. Telefonun nerede? Burada abi. Alo. Adaletle Salim'in katillerinin yerini söyleyeceğim. Gel al. Aslında iki kişilerdi. Biri kaçtı. Kimsin? Mehmet. Mehmet Duman? Evet. Neredesin? Şile, Karamandere köyü. Tamam. Hemen geliyorum. Ben gelmeden sakın bir yere gitme, tamam mı? Bekleyemem. Konuşmamız lazım. Bekleyemem. Neden? Ben kimseye güvenmiyorum. Peki beni niye aradın o zaman? Bak güzel kardeşim, ben senin iyiliğini istiyorum. Nereden bileceğim? Ben seni araştırdım. Kayıtlara göre senin gerçek ismin Mehmet Duman değil, sahte kimlik o. Gerçek adım Barış Erdem. Duyuyor musun beni? Mansur'un öldüğü gece bıraktığım bıçakta parmak izlerini inceledim. Sonuçları böyle çıktı. Barış mı? Barış. Alo. Mehmet. Alo Mehmet. Barış. Evet, alo. Alo, orada mısın? Evet, buradayım. Dediğim yerden katili gel al. Sen ne yapacaksın? Bir işim var. Onu hallettikten sonra gidip teslim olacağım. Bizi kimin kaçırmaya çalıştığını öğrenmemiz lazım. Bekleme sen, git. Olmaz. Tek başıma gidemem. Şu emir aldığın adam numarası var mı?
Var abi. Devletten biri diye kayıtlı. Gelecekti. Sor bakalım nerede kalmış. Söyle. Abi selamlar. Ne var lan? Neredesin abi? Seni bekliyoruz. Silahı kafana doğrulttu mu? Ne silahı abi? Doğrultmuş. Macit'le konuştum. Sözünüzü tutamadınız. Nasıl abi anlamadım. Mehmet. Telefon al. Konuşalım biraz. Kimsin sen? Önemi yok. Seni öldürmek isteseydim çoktan oradakilere emir vermiştim. Buraya gel yüz yüze konuşalım. Elin ayağın bağlı değilken... Ben yüz yüze konuşmayı pek tercih etmem. Beni tanıyor muydun sen? Tanıyordum. Ne istiyorsunuz benden? Seni kim koruyor? Arkandakiler kim? Bilmiyorum. Bak seninle bir anlaşma yapalım. Seni koruyanların kim olduğunu söyle, biz de senin peşini bırakalım. Hepiniz tehlikedesiniz. Beni kimlerin koruduğunu bilmiyorum. Ben kimim onu bile bilmiyorum. Tek bildiğim... Arkadaşlarımı öldürdünüz. Bunun hesabını hepinizden soracağım. Ben böyle bir emir vermedim. Rehin aldığın o salaklar kafalarına göre takılmışlar. Anlaşmayı kabul ediyor musun? Hayır. Evin kimin adına kayıtlı olduğunu da bir araştıralım bakalım. Emredersin başkomiserim. Zanlıyı arabaya almışlar abi. Büroya getirelim. Orada alırız ifadesi. Emredersin. Kim aramış seni? Adını bilmiyorum. Sadece ihbarda bulundu. Nereden aramış peki? Zanlının telefonundan. Senin numaranı nasıl bulmuş? Bilmiyorum. Tamam. Adamın ifadesini aldıktan sonra bana gönder. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Efendim. Yakınlarındayım. Mehmet kaçmış. Her yerde polis var. Ne diyorsun? Gizli ulan orası. Polisin ne işi var orada? Artık gizli değil. Tuttuğun adamlar. Onlar ne oldu? Birini polis aldı, diğerini görmedim. Ya kaçmış ya da öldürülmüş olabilir. Hay ben böyle işin içine. Mansur'u öldürdük. Tuttuğun adamları yakalattık. Evi açığa çıkarttık. Demezler mi bize, ulan siz misiniz bu teşkilatın beceriksizleri diye? Bitirirler oğlum, ikimizi de bitirirler. Ah ulan Mehmet, ah ulan Mehmet, ne işler açtın başımıza? Tamam, tamam sakin ol, şekerim fırlayacak yine. Adamlar ikimizi de bilmiyorlar. Polise söyleyebilecekleri hiçbir şeyleri yok. Olsa olsa bardakilerin katili olarak cezaevine girerler. Teşkilattakilere ne diyeceğiz? Adamlar örtülü ödenekten 50.000 aldığımızı anlamasalar bari. Merak etme. Dümenden bir operasyon çekerim, oraya harcadık deriz. Oradan bir sorun çıkmaz. Zaten elimizde 25 kaldı. 50.000 değil. Cevahir, neredesin sen? Bir şey mi yiyorsun? İşiyorum. Ben yatıyorum. Yarın konuşuruz. Yasemin'le konuştum. Haberi duymuş. Yola çıkıyorum dedi. Adalet'le çok yakınlar. Salim'i de çok sever. Of Allah'ım. Ağlamaktan konuşamadım.
Mehmet, bugün Tufan Börici'yi araştırmak istemiştin ya. Evet. Biz Celal'le araştırdık. Ailesine ulaştık. Neredeymiş ailesi? Karısı yarın bir sergi salonunun açılışında olacakmış. Yani neresi? Kartal'da. Umudunu kaybetmeyen aileler derneğinin fotoğraf ve resim sergisi varmış. Ne yapacaksın? Gidip kadınla konuşacağım. En son Tufan'ı kaçırdığını hatırlamıştın. Sonra başka bir şey hatırladın mı? Hayır. Kadının adı neydi? Sezen. Sezen. Gidip ne yapacaksın abi? Kadınla konuşacağım. Gerçeği anlatacağım. Sonra gidip teslim olacağım. Adamı öldürüp öldürmediğimi bilmiyorum. Zaten gerisini polis araştırır. Kimden emir aldığınızı bilmiyorsunuz yani, öyle mi? Kimseden emir aldığımız falan yok. Tabii tabii. Arkadaşın kaçmış. Avukatım gelmeyecek mi? Gelecek canım, gelmez olur mu? Sen aradın ya, gelir birazdan. İyi, gelinceye kadar susma hakkımı kullanıyorum. Cebinden bir kağıt çıkmış, üstünde bir sürü rakam yazıyor. Ne anlama geliyor söylesene? Şifre falan mı? Başkomiserim. Merhaba. Merhaba. Geldi avukatın, hadi konuşabiliriz. Müvekkilim susma hakkını kullanacak. Burada konuşmazsa mahkemede konuşacak. Mahkemede anlatmasını tercih ediyorum. Sırf sizin merakınızı gidermek için konuşmasına gerek yok. Bu yasal hak. Önemli değil zaten. Ne yapmışlar ki? Önce iki kişiyi öldürmüşler, sonra barı havaya uçurmuşlar, sonra da bir adam kaçırmışlar. Mesele bu. Değil mi? Bunlar farazi şeyler. Yani hiçbir dayanağı yok. Var işte, var. Tamam can, tamam, tamam. Sabahtan dosya hazırlayın, sonra savcılığa çıkarırsınız. Ama başkomiserim. Tamam can, tamam. İyi geceler. Size de. Anne! Hadi kalk, sabah oldu. Aşkım. Niye bu kadar erken kalktın sen? Resmimi bitirmek için. Önce yüzünü yıka, kahvaltımızı edelim. Sonra bitirirsin resmini. Aa, nereye? Bitirdim bile bak. Ne zaman yaptın sen bunu? Erkenden uyandım. Artık babam gelebilir. Oyuncağı niye aldın yanına? Babam geldi, yanında olsun diye. Atla bakalım. Evet Suat. Soru sormamı mı bekliyorsun? Bir şey düşünüyorsunuz zannettim efendim. Düşünüyorum. Dün gece gizli evdeki adamların kim olduğunu, orada ne aradıklarını... ...ve senin hala niye bir şey bulamadığını düşünüyorum. Allah'ın polisinin o evde ne işi vardı? Raporumu en kısa zamanda tamamlayıp size teslim edeceğim efendim. Endişeniz olmasın. Ne var elinde? Ne yazacaksın rapora? Efendim her türlü imkanı kullanabileceğimi söylemiştiniz. Ben de kullandım, kullanmaya da devam ediyorum. Ama şu an sizi yanıltacak bir bilgi vermek istemiyorum. Oyun oynayacak vaktim yok. Ne var elinde?
Gizli eve polis operasyonu yapıldığı sırada Reşit Bey'in eve 200 metre civarda bir yerde olduğunu tespit ettik. Reşit'in? Evet. Bizden kimseye haber vermemiş mi? Hayır. Polisin içinde adamları var. Onlardan istihbarat alıp gitmiş olabilir. Şu an Reşit Bey'i herhangi bir şeyle itham edecek durumda değiliz yani. Peki. Ayrıca önceki gün örtülü ödenekten 50 bin lira çekildiğini tespit ettik. Bu paranın nerede kullanıldığı muallak. Yurt içi operasyonlarımızdan birine kaynak olarak çekildiği yazıyor ama o operasyon ne belli değil. Yani yolsuzluk da var diyorsun. Kesin diyemem. Benim tahminim gizli evde ele geçirilen adamla kaynaktan kaybolan para arasında bir ilişki olduğu yönünde. Adamın adı Rüştü Dikbağ. Gasp, adam kaçırma, adam yaralama, cinayet hepsinden sabıkası var. Şu ana kadar devletin hiçbir kurumunda çalışmamış. Yani normal şartlar altında orada olması imkansız. Emniyette operasyonu kim yapmışsa el çektir. Daha fazla deşifre olmasın. Peki efendim. Anlattıkların iyi, hoş. Delillerini de bulursan bakarız bir çaresine. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Başka bir şey yoksa çıkabilirsin. Emredersiniz efendim. Randevunuz var efendim. Basına haber verildi mi? Verildi efendim. Üstümü değiştirip geliyorum. Teslim olmak istediğine emin misin? Evet. Ne diyeceksin polise? Katil olabilirim ama hatırlamıyorum mu? Çok saçma bir hareket yapacaksın. Eğer teslim olmazsan arkadaşlarına daha fazla zarar gelir diye korkuyorsun. Bu yüzden değil mi? Sadece o yüzden değil. Hata yapacaksın. Seni evde sokakta arayan birileri var. Nezarethanede daha mı güvenli olacağını zannediyorsun? Mansur'u polise verdik de ne oldu? İstihbarattan birileri gelip kurtarmadı mı? Polisin yanında asla güvende olmayacaksın. Tekin başkomisere kendimi teslim edebilirim. O adama güveniyorum ben. Kendini bir başkomisere mi emanet edeceksin? Saçmalama. Anında bitirirler işini. Zeynep yeter! Biliyorum beni vazgeçirmeye çalışıyorsun ama vazgeçmeyeceğim. Teslim olacağım, o kadar. Anlaştık mı? Daha fazla üzerime gelme. Cenazeye neden gitmedin? Sayın Bakanım hoş geldiniz. Sezen Darıcı ben. Davetimi kabul edip geldiğiniz, burada olduğunuz için çok sevindim. Gelmez olur muyum Sezen Hanım? Kocanız ülkenin en önemli, en saygıdeğer bürokratlarındandı. İnşallah bir gün geri dönecek ve hizmetlerine kaldığı yerden devam edecek. İnşallah efendim. İsterseniz başlayalım. Canan Hanım açılış konuşmasını yapacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Bizler umudunu hiçbir zaman yitirmemiş olan kayıp yakınlarıyız. Her birimiz bir gün sevdiklerimize yeniden kavuşacağımıza inanıyoruz. Bunun için derneğimizle birlikte birçok çalışma yaptık bugüne kadar. Ben bu çalışmaların hepsiyle gurur duyuyorum. Ben de yakınını kaybetmiş biriyim. Ve ben de yakınıma sizler gibi bir gün yeniden kavuşacağıma inanıyorum. Ve bu konuda farkındalık yaratmanın ne kadar önemli olduğunu bildiğim için sergimize Sayın Abdurrahman Coşar'ın da katılması benim ümidimi daha da çok arttırdı ve çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ederim. Şimdi izninizle kendisini sergimizin açılışını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sevgili aileler, değerli basın mensupları, yakınlarını kaybetmiş sevgili vatandaşlarımızın acılarını paylaştığımı dile getirerek başlamak istiyorum sözlerime. Yüce Rabbim'den kimseyi sevdiklerinden ayırmamasını, böyle bir acıyı hiçbir konuda yaşatmamasını niyaz ediyorum.
geldik. Yapmak zorunda değilsin. Yapmak zorundayım. Sen de istemiyorsun. Seni seviyorum. Gitme. Zeynep'im, Zeynep'im, allı Zeynep'im, beş köyün içinde... Beni bu kadar kolay mı terk ediyorsun? Seninle beraber olduğum her an bencillikten başka bir şey değil. Mehmet. Sakın peşimden gelme. Yalnız olmam lazım, tamam mı? Toplumumuzun bu konuda bilinçlenmesi için elimden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumu sizlere bildirmek üzere geldim. O yüzden burada olmaktan gurur duyuyorum. Yaptıklarınızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir etkinliğe beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyor ve sergiyi açıyorum. İnşallah herkes kaybettiği yakınına kısa zamanda kavuşur. Darıcı'nın karısıyla konuşacak birazdan. Ne demek konuşacak? Ne diyecek ki kadına? Kadının kocasını öldürdüğünü hatırlıyor. Bildiği şeyleri itiraf edip polise teslim olacakmış. Ne diyorsun sen Zeynep? Aklını mı kaçırdın? Böyle bir şeyin olmasına nasıl izin veriyorsun? Adamın arkadaşları öldürüldü. Vicdan azabı çekiyor. Engellemek istedim tabii ki ama engellemenin bir yolu yok. Çok kararlı. Başlatma kararından. Gerekirse git üzerine atla, engelle. Konuşmasın kimseyle. Neden daha önce söylemedin ya? Ha? Zeynep. Ben bunun için mi görevlendim? Kafama silah dayanması için de görevlendirmedin. Az daha ölüyordum. O işinin bir parçası. Anlamadın mı hala? İşim mi? Hangi işim? Bak, bunu daha sonra konuşacağız. Şimdi git dediğimi yap. Tamam mı? Engelle şu adamı. Üzgünüm. Zeynep. Pardon birader. Buyurun. Sezen Darıcı. Nerede acaba kendisi? Şuradaki bayan efendi. Şurada hemen. Gözün aydın Canan. Kocan geldi. İnşallah benimki de gelir. Allah Tufan'ı çocuğuma bağışlar inşallah. Bu silahı bana ver.
Kızım beğendin mi hediyeni? Beğendim. Telefon sana. Alo. Arabayı getirmişsin, aferin. Ama Tufan'ın hayatta olduğu söylenmiş. Müsteşar yardımcısının yeterince soruşturulmadığı kanaatindeyim. O yüzden infazı gerçekleştirmek istemedim. Senin görevin verilen emri yerine getirmek. Sorgulamak değil. Arabayla adama getirdim. Bir dahakine ne diyorsam onu yap. Baba bak, atımı kaybetmedim.